Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte evimizi tanıtacağız. Evet, evimizi tanıtmayalı uzun bir zaman oldu. Yani ben hayatımda hiç ev tanıtımı çekmedim, yani ev turu. O da tur demeyelim de. Bunları bu arada şurada güzel dursun diye şey yaptım. Şimdi onları şey yapacağım. İlk öncelikle bunlar. Bakın tabletler, telefonlar falan filan. Bunlar da telefonlar. O zaman başlayalım. Burada bir tane adını bilmediğim bir şey var böyle. Burada bir tane kutu var. Burada bir tane çöp var, zil var. Bir tane kaykay var çocukların. Burada kapı girişi var. Girebiliyorsunuz böyle. Burada da şekerler var. Vay. Eğer bunu yere attık geri gelmiyor. O yüzden bunun birisine yatıracağım. Ama bakalım. Burada böyle ışıklar var. Ve de bir tane tablo var. Burada bir tane oturak var. Güzel olmuş. Neyse. Şimdi burada bir tane vazo var. Bir de çiçek var. Dur. Evet, her videoda bu sözü açmazsam olmaz arkadaşlar. Ya, olmaz ya. Ben biterim. Ölürüm mü? Bilmiyorum. Aa, neden böyle olmadı? Allah Allah. Ne? Böyle erken olmadı. Evet, burada bir tane saat var. Saat azıcık da şöyle alırız sanki. Evet, böyle daha güzel olur. Saat var şöyle bir tane. Bir de armut mum var. Burada böyle ışık var. Işık var yine. Kasa var. Kasanın içinde böyle para falan var. Bir tane kitap var. İki tane düzlük var. Şurada çocuklar şey yapmasın, korkmasın diye sakladıkları bir tane oyuncak var. Burada bir tane tablo var. Çok da güzel. Burada bir tane ağaç var. Burada bunlar var. Bir tane bu var. Televizyon eklemeye gerek duymadım. Burada bir tane şey var. Duyu da çok güzel oluyor. Bir tane ayna var. Böyle. Bir sabun var. Bir de burada bakım şeyleri, sabunlar, şampuanlar falan filan var. Bir de burada yine bir tane saat var. Tuvalet var, bez var, havlu var. Çok şey var. Ama neden buraya koydunuz derseniz, bir de burayı neden buraya koydunuz derseniz. Bakın. Sanıyor. O yüzden. Ya sadece tabii ki de koyardım. Burada maşallah modası var. Maşallah modası bugün bir isim olmuş ama. Yine de olsun. Ama bunun bir gözü yok. Neyse. Burada bir tane böyle tablo var. Bir tane düşündüm. Burada da bir tane oturak var. Burada bir tane yatak yeri var. Burada çok uyumlu olan bir tane yastık var. Yine bir tane ışık var. Neyse buyursun şimdi. O zaman birinci kat gitti. İkinci kata gidelim. Evet, burada da havuz var. Burada da havuza girmek için şeyler falan var. Yataklar, oturaklar. Burada da şezlong var. Allah, gece ne ara getirdim ben ya. Böyle bir tane şemsiye var. Yastık var bir tane böyle. Burada ismini bilmediğim olan çocuğu oturuyor. Burada ismini bilmediğim kız çocuğu yatıyor. Aman oturuyor diyorum, yatıyor. Burada böyle şeyler falan var. Burada da böyle slime'ler falan var. Böyle oyuncaklar. Burada da diğer oyuncaklar var. En alt katta azıcık lama oyuncaklarını koydum ben. Zıplama yeri var. Böyle arabalar varmış. Sonra bir tane oturak var. Böyle duvar kağıdını çok severek yaptım. Burada anne ve baba yatıyor. Beraber. Evet. Duvar kağıdını değiştirmeyi unuttum. Evet. Burada da çekim yeri var. Şurada bir tane domuzcuk top tahtı var. Şurada bir tane ışık var. Burada bir tane ışık var. Kamera var. Burada da bakın böyle misafir odası var. Çiçekler, oturak, salı, bir tane bebek yeri falan filan var. İki
tane biberon var en üstte şöyle. Bir tane arı var. Bir tane de şöyle kalpli bir şey var. Bir tane böyle... neydi bunun adı? İlkornlu. Evet, böyle bir evim var işte ya. Burada da evlerin oturak yeri var falan filan. Böyle urbecekli yer var. Evet işte evim böyle. Evet, ben buranın halısını değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ay ben oranın halısını öyle yapmamıştım ya. Yanlışlıkla öyle olmuş herhalde. Şöyle yapmıştım. Ben böyle yapmıştım ama nedense böyle olmuş. Böyle yaptım. Neyse. Evet. Böyle yaptım işte. Bir de şuraya bir tane kalktım. Dörtlük bir şapka ekleyeceğim. Gayet güzel oldum. Yani bence. Sizce nasıl olmuş? Oy. Lütfen yorumlara yazınız. Evet, çok güzel oldu. Şunu dengemi değiştirmek istiyorum. Azıcık uyumsuz olmuş gibi. Buraya da uyumlu bir şey yapacağım. Gayet güzel oldu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi çok çok seviyorum.